Efendim, zamanda seyahat mümkün müdür? Herkes zamanda seyahat edebilir mi? Şimdi, zamanda seyahat nedir? Önce onu anlamamız lazım. Bu hızla ilgili bir durumdur. Hızlanan sistemler zamanı yavaşlatırlar. Zamanı ilerisine ve gerisine geçebilirler. Belli bir sınır var, ışık hızı sınırı. Işık hızı sınırı aşıldığı zaman sistem geriye doğru çalışır. Yani ters nedensellikle çalışır. Ama ışık hızına yakın hızlarda sistem ileriye doğru çalışır. Yani geleceğe gidersiniz. Şimdi şu anda bunu anlayabilmek nasıl olabilir? Ona bir örnek verelim. Mesela Osmanlı zamanında biz şimdi İstanbul'dayız. Birisi İzmir'e gitmek istiyor. Neyle gidecek? Bir atına binecek veya bir at arabasına binecek. 3 gün, 4 gün yolculuk yapacak, gidecek. Yani 500 kilometre yol diyelim. 4 günde kat edilmiş olacak. Ne kadar? At arabasının hızı. Saatte 40 kilometre gider veya 30 kilometre gider. Şimdi bu hızı arttırabilir miyim ben? Arttırabilirim ve arttırmış insanoğlu teknolojiyi geliştirdikçe. İşte araba icat edilmiş. Şimdi arabalarla ne kadar da gidiyorsun? Mesela geçmişte benim çocukluğumda İzmir'e gitmek için belki gene bir gün sürerdi ama şimdi yani 8 saatte 10 saatte gidilebiliyor. Yollar da ona göre uygun oldu. Diyelim ki yarım günde gidiyorsun. Bu da şu demektir. 100 veya 120 kilometre hızla 8 saatte gidiyorsun demektir. Yani hız ve zaman burada. Peki bunu daha hızlandırabilir miyim? Hızlandırırsan uçak çıktı, icat edildi. Bir saatte gidiyorsun. Ne kadar gidiyor? İşte yani saatte diyelim 1000 kilometre, 2000 kilometre, 3000 kilometre uçağın yapısına göre değişen hızlarla gidiyorsun. İzmir'e bir saatte gidiyorsun veya yarım saatte, 45 dakikada gidiyorsun. Şimdi ben diyorum ki bu da zamanlı yolculuk aslında. Neden? Çünkü ben İzmir'in zaman içerisindeki daha sonraki bir dönemine gitmek yerine yani 4 gün sonrasına gitmek yerine şimdi arabayla 8 saat sonrasına ama uçakla 1 saat sonrasına ulaşıyorum. Ben diyorum ki biraz daha teknolojiyi geliştir. Şu anda olmasa bile biz bunu bir zihinsel deney olarak yapalım. Sen bunu şöyle bir dakikaya indir. İndirebilir misin? İndirirsin, zaman içerisinde olacak zaten bu. Hızlı bir araç keşfettik. Bir dakika sonrasına gidiyoruz İzmir'in. Yani bir dakika sonrasına gittiğimizde gene bu zaman içerisinde bir yolculuk. Zamanın akış hızı ışık hızı olduğu için ışık hızının biraz daha yaklaşıyoruz. Ben bunu diyorum ki biraz daha kısalt, bir saniyede yap. Bir saniye de gene zaman içerisinde. Çünkü burada Hz. Süleyman'ın tahtının getirilmesi bahsinde iki tane vezir karşılaştırılırken orada bir vezir koltuğundan kalkıp oturduğun zaman Hz. Süleyman'a ben sana bu tahtı getiririm diyor. Ama öbür vezir diyor ki gözünü açıp kapamadan önce. Şimdi koltuktan kalkıp oturmak birkaç saniye alıyor. Ama bu da yavaş. Çünkü göz açıp kapama ve göz açıp kapamadan önce. Ama biz göz açıp kapamaya bakalım. Yani gözümüzü açtığımız zaman ne oluyor? Işık anında geliyor. Yani ışık hızıyla geliyor bize. Bu ışık hızı sınırında demektir. Işık hızı sınırında bir araç yaparsan İzmir'in şu anına gidersin. Bu da zaman yolculuğu. Peki biraz daha geliştir teknolojini. İşte gözünü açıp kapatmadan önce Hz. Süleyman'ın bahsinde anlatıldığı gibi bir araç yapabilir misin? Yani ışık hızından daha hızlı. İşte bunu yaptığın anda sistem ters nedenselliğe döner ve burada geriye doğru bir geçiş olur. Yani İzmir'in artık bugününden bahsedemeyiz. Dününe gitmiş oluruz. İzmir'in dününe gitmiş olmak demek şu demek. Bazı olaylar yaşandıktan sonra sen onların bilgisine sahip olduğun halde onların öncesine gidiyorsun demektir. Şimdi bu işte kaderi değiştirebilecek bir güç verir insana. Bu neden böyle oluyor? Burada galaksilerin gözlemlemesi sonucu şöyle bir şey ortaya çıktı. En uçtaki galaksiler birbirlerinden ışık hızıyla
veya ışık hızını aşan hızlarda uzaklaşıyorlar. Yani iletişimleri kopuyor. Çünkü iletişim ışıkla sağlandığı için galaksiler artık birbirine ışık gönderemiyor. Çünkü ışıktan daha hızlı hareket eden bir galaksi diğer galaksiye ışığını ulaştıramıyor. Bu şu demektir: galaksiler sistemin içinde büyük patlamanın merkezinden dışa doğru ışık hızıyla saçılıyorlar demektir. En uçtaki iki galaksinin birbirinden ışık hızından daha fazla hızlanması bize aslında galaksilerin sistemin içinden, merkezinden dışarıya doğru hepsinin saçıldığını ama bunun ışık hızında olduğunu, işte buna zaman diyoruz. Yani zamanı oluşturan şey sistemin merkezinden, yani bütün kainatın büyük patlama dediğimiz merkezinden galaksilerin dışarıya ışık hızında saçıldığını anlatıyor bize. Bu da bize bir zaman çizgisi verir. Galaksinin içindeki sistemler galaksinin merkezindeki kara delik nedeniyle nispeten yavaştır. Bizim güneş sistemimiz içerisinde daha yavaş hareket eder. Galaksi güneşin etrafında, güneş galaksinin etrafında ona göre hareket eder. Yani galaksinin içindeki zaman algısı yavaştır ama galaksinin kendisi ışık hızıyla saçılır. İşte bizim söylediğimiz şey bu hızı yakalamak ve bundan daha hızlı olmak. Yani sen galaksi ışık hızıyla dışarıya saçılırken bundan daha hızlı gidebilecek bir araç üretirsen burada şu olur: sistem geriye doğru döner, galaksinin daha önceki haline gelirsin. Galaksinin içindeki yıldız sisteminin daha önceki haline, onun da etrafında dönen dolaşan gezegenin daha önceki bir zaman çizgisine gelirsin. Bu zaman çizgisi bize göre soyut. Çünkü ışık hızında sistem açılıyor ama oraya geldiği zaman orada somut bir sistem bulursun. Çünkü daha önce oradan o gezegen veya galaksinin içindeki bütün sistemler o zaman çizgisinden geçmiş ve orada bir iz bırakmıştır. O izi eğer oraya geldiğin zaman bir değişiklik yaparak değiştirsen geleceğe dönük kaderi değiştirmiş olursun. Şimdi bu, herkes bunu yapabilir mi? Bunu herkes yapamaz. Bu çok ileri bir teknoloji işi. Zaten insanlığın kaderi de buna bağlı benim anlayışıma göre. Yani Hızır neden insanoğluna yardım ediyor? Ve neden bu sistemi koruma altına almış? Buraya kaçak girişler olmasın. İnsanoğlu bu sistemi kullanabilecek aşamaya gelsin diye. Buraya geldiği zaman insanoğlu galaktik seviyede bir medeniyete ulaşmış demektir. Bu medeniyetin kırılma noktasıdır. Kaderi değiştirip değiştirmeme zaman yolculuğuyla ilgilidir. Şimdi buna ulaşabilirse insanoğlu, bunu da sınırlı bir şekilde, yani sistemi koruyan misyonun politikasına diyelim, galaktik politikaya veya galaktik kurallara uygun kullanabilme imkanına kavuşacak. Bu insanoğlunun galaktik bir insan olması manasına geliyor. Bunu önlemeye çalışan ve bu teknolojiye sahip olan sekter sistemler de var. Ve bunlar bu devreye girip insanoğlunu geciktirmeye çalışıyorlar. Bu geciktirmeye karşı da insanoğlu koruyan bu Hızır Zülkarneyn dediğimiz sistem var. Herkes bunu yapamaz. İnsanoğlu bu teknolojiyi icat etse bile istediği gibi kafasına göre kullanamaz. Çünkü bunu kullanan ve buna hakim olan bir misyon var. Bu misyon da galaktik kurallara göre çalışıyor ve onun da bir amacı var. Onun amacı, daha henüz tür olduğunu kanıtlayamamış olan insanoğlunun tür olarak kendisinin varlığını ispat etmesi. Bu da ancak bu ışığı, hızını ulaşabilecek veya onu aşabilecek, zaman yolculuğu yapabilecek sistemleri kurmakla ilgili. İnsanoğlu bunu başarabilirse o zaman galaktik bir tür olarak kendisini ispat etmiş olacaktır. Şimdi buraya giriş çıkışlar oluyor mu? Oluyor. Kaçak giriş çıkışlar oluyor. Hızır kontrol ediyor mu? Kontrol ediyor. Hepsini kontrol ediyor. Hatta Hızır'ın yaptığı iş, eğer kaçak giriş çıkış olmuşsa ve burada bir kaderde değişiklik olmuşsa, o kaderdeki değişikliği eğer tamir edebilecekse, eskisini getirebilecekse getirebilir. Getiremeyecekse ona yeni bir boyut açarak kendi istediği, kendi misyonunun amacı doğrultusunda burada yeni bir değişiklik de yapabilir. Bunu ricali gayb dediğimiz, bu bambaşka bir sistem. Bu ricali gayb şöyle anlaşılabilir: bunun yöneticiler takımı var. Bunlar dünyada ve zamanın içerisinde görülemezler. Ama zamanın içerisinde de bunların raportörleri olduğu söyleniyor. Her bir zaman ve her bir memlekette ideolojisi, dini ne olursa olsun bunlar
o bölgeyi yaşayan, tanıyan ve bu sistemi anlayan şahıslardan oluşabilir. Değişiklik yapılma kararı yukarıdaki Mele-i Ala dediğimiz mecliste alındığı zaman buraya gelinir, bu raportörlere onların bölgesini ilgilendiren bir bilgi verilir ve denir ki biz burada şöyle bir değişiklik yapacağız. Senin görüşün nedir? O kişi de der ki ben buna karşıyım veya olabilir diyebilir. Çünkü o hem sistemi biliyor hem o kendi bölgesini biliyor. Ne gibi sonuçlar olabileceğini biliyor. Ve ona o bilgi ondan alınır. Başkasına sorulur, öbürüne sorulur. Ondan sonra mecliste gene değerlendirilir ve ona göre bir karar verilir. O kararın ne olup olmayacağı ona da söylenmez ama bazı hatırlatmalarda bulunulur o raportöre. Yani denilir ki sen buna karşı çıkıyorsun ama karşı çıktığımız zaman biz senin zamanında değil. Biraz daha önceki bir zamanda yapacağız. Ama bundan sen de etkilenebilirsin. Yani varken yok olabilirsin veya sağlamken sakat olabilirsin, zenginken fakir olabilirsin. Bunlara hazır mısın? Sen buna karşı çıkıyorsun. Şimdi bu öyle acayip bir şey ki geçmişe daha çok gittikçe işler daha çok zorlaşır. Yani bir müdahale yapacaksan bir gün öncesine yapmakla çok daha kesin sonuç elde edersin. Bir hafta öncesine yapmakla daha geniş açı açılacağı için birçok kişiyi bu etkileyeceği için çok daha kaotik bir sistem oluşturur. Bir sene öncesi, 10 sene öncesi daha kaotiktir. Bundan o itiraz eden kişi de etkilenir. Etkileneceği için ona bu bilgi hatırlatılır. O razıyım der veya değilim der. Yani öyle bir şey olur ki onun memleketi, bütün serveti bile yok olabilir. Zenginken bir anda kendisini fakir bulabilir ve bunun farkına bile varamaz. Bu böyle acayip bir sistem. Zaman içerisinde misyonun istediği doğrultuda değişiklikleri gene misyon yapar. İnsanoğlu bu teknolojiyi gerçekleştirse bile, yani keşfetse bile istediği gibi kullanamaz. Galaktik sistemin emrinde kullanmak zorundadır. Ama bunu kaçak olarak kullanan başka sistemler de var. İşte onlara da biz şeytani, iblisi veya deccali sistemler diyoruz. Zaten deccal denilen sistem de bunu başarmaya çalışıyor şu anda. Ve bunu kullanmaya çalışıyor. Ve bunu kullandığı zaman kaderi değiştirip kendisine uygun yeni kaderler oluşturmaya çalışıyor. İnşallah bunu da ayrı bir videoda anlatmaya çalışırız. Herkese selam.